Ahmet Hakan, Bahçeli'nin yüzüğü ve değişen görüşüm. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üzerinde Allah bana yeter yazısının bulunduğu yüzüğü görünce, yüzük aracılığıyla siyasi mesaj veriyor düşüncesi aklımın ucundan bile geçmedi. Söylediğim sadece şuydu. Bahçeli'nin ilginç yüzüklerinden biri daha. Fakat gelin görün ki birçok kişi Bahçeli'nin yüzüğü aracılığıyla mesaj verdiğini söyledi. Hatta bazıları yüzüğü bir dosyanın üstüne koyduğunu, bunun da planlı olabileceğini söyledi. Ben genelde şöyle düşünüyordum. Bahçeli'nin çeşitli merakları var. Klasik otomobil mesela, ideolojik mesaj yüzük mesela, Ferdi Tayfur mesela, değişik rozetler mesela, bir kızıl goncaya benzer şarkısı mesela. Allah bana yeter yüzüğü de Bahçeli'nin klasik meraklarından biri olarak yorumlamıştım. Hatta içimden geçen yorum şuydu. Bahçeli yüzükle, şarkıyla, rozetle, çeşitli sembollerle mesaj vermiyor. Söyleyeceğini doğrudan, yekten, küt diye söylüyor. Fakat gelin görün ki yüzüğe anlam yükleyenler, yüzükten mesaj çıkaranlar, yüzüğü yorumlayanlar haklı çıktı. Bahçeli'nin dün yaptığı yazılı açıklamayla yüzükteki mesaj arasındaki paralelliği görünce Bahçeli demek ki yüzükle mesaj vermiş noktasına geldim. Bahçeli'nin yazılı açıklamasına gelince içinde öyle cümleler var ki Bahçeli kestirip attı çıkarım da yapılabilir. Bahçeli Erdoğan'a desteğini sürdürüyor yorumu da yapılabilir. Bahçeli topu Erdoğan'a attı da denilebilir. Bahçeli Erdoğan'ı rahatlatmak istiyor da denilebilir. Özgür Özel'i ve Tayyip Erdoğan'ı övüyorum. Bu işin arkasında ne var acaba? Kim bilir neler planlıyordur türün ifakları hiç ama hiç aldırış etmeden CHP Genel Merkezi'nde verdikleri o şahane, o süper, o muazzam fotoğraf için. Övüyorum. Kutuplaşma çok kötü be abi. Memleketi gerdikçe geliyorlar diyenlerin bile azıcık buruk biçimde izledikleri ve gönülden alkışlamadıkları bu büyük buluşmayı gerçekleştirme cesaretleri için övüyorum. El sıkışmanın ve konuşmanın unutulduğu, cepheleşen tarafların birbirine ateş etmeye alıştığı, bir araya gelmenin hayal olduğu bir süreçte bütün ezberleri darmadağın ettikleri için övüyorum. Kendi tabanlarından gelen yadırgamaları hiç aldırmadan, kendi taraftarlarından gelen olumsuz yaklaşımlardan hiç çekinmeden, ısrarla, inatla, risk alarak normalleşme ve yumuşama dedikleri için övüyorum. Kitabın tam ortasından İyi Parti ve Akşener, Müsavat Dervişoğlu'nu sever sayarım. Ama kusura bakmazsa parti açısından durumun hiç de iç açıcı olmadığını söylemek zorundayım. Çorum'u bile CHP'nin kazandığı, Adıyaman'da bile CHP'nin birinci olduğu, sağcılar CHP'ye oy vermez algısının yıkıldığı bir süreçte CHP'nin İyi Parti ihtiyacı kalmadı. Yani İyi Parti artık CHP sağdan oy alamıyor. CHP'nin bize ihtiyacı var diyebilecek durumda değil. CHP'den daha şiddetli, CHP'den daha radikal, CHP'den daha ideolojik, CHP'den daha sert muhalefet yapmaksa İyi Parti'nin genetiğine uygun değil. İşte tam da bu yüzden Müsavat Bey kusura bakmasın ama İyi Parti işlevini kaybetmiş durumda. Gördüğüm kadarıyla da parti bunalımda, parti bir çıkış yolu bulamıyor. Parti antidepresanlarla ancak ayakta durabiliyor. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşması karşısında İyi Parti'nin yaşadığı ne yapacağını ne diyeceğini bilememe hali biraz da işte bu yüzden. Markette aniden patis fiz. Marketlerde görüp satın aldığım bir markaydı patis fiz. Markanın CEO'sunun sosyal medyada müşteri azarlaması ve hatta müşteriyi mahkemeye vermekle tehdit etmesi herkes gibi beni de öfkelendirmişti. Bu konuda yazılar yazdım, tepkimi gösterdim. CEO istifa etti, CEO özür diledi. Marketler ürünleri raflardan uzaklaştırdı. Müşteri odaklı ağır bir ceza verildi yani markaya. Ne yalan söyleyeyim, ürünlerini gerçekten beğendiğim bu markanın tamamen yok olması da içime tam olarak sinmiyordu. Yapılan vahim hata yüzünden gösterilen haklı tepkilerden gereken dersler çıkarılmıştır mutlaka. Bundan sonrası aşırılığa, mübalağa, abartmaya girer. Hem ne diye güzelim bir Türk markasını yok edelim ki. Geçen alışveriş yaptığım markette aniden bu markanın ürünleriyle karşılaşınca hem sevindim hem tepkimin dinlendiğini fark ettim hem de birkaç üründen satın aldım. Ayşe Ateş kendisini yalnız hissetmesin buluşması. Eşi Sinan Ateş siyasi bir cinayete kurban gitti Ayşe Ateş'in. Ayşe Ateş'in feryatları devletin en üst makamı tarafından duyuldu. Bu fotoğraf Cumhurbaşkanı yargıya müdahale fotoğrafı değildir. Bu fotoğraf Ayşe Ateş kendisini yalnız hissetmesin fotoğrafıdır. Zaten Cumhuriyet neydi? Kimsesizlerin kimsesi değil miydi?